Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Aslında bu düğüne hazırlık vlog olacak. Fakat birazcık erken başladı. Şimdi neden benim kargom geldi? Bunu da sizinle beraber açmak istedim. Aslında pek bir alakası yok ama sonuçta giyim de hazırlık vlogun içine girer mi? Girer. Ben de o yüzden sizinle açmak istedim. Hadi gelin açalım. Arkadaşlar şimdi ben size birazcık bu kargonun hikayesinden bahsedeyim kısacık. Benim annemin teyzesinin oğlunun düğünü var. Ve biz de bu yüzden birazcık heyecanlıyız, birazcık telaşlıyız. Düğüne 5 gün kala ben bir anda böyle kıyafet telaşına düşüverdim. Yani 5 gün kalana kadar senin ne işin vardı da gidip kıyafeti seçmiyorsun, var mı yok mu diye bakmıyorsun. Neyse arkadaşlar ben deniyorum olmuyor. Anne diyorum senin elbisen falan var mı? Çıkar der, onu da deneyeceğim. Annem çıkarttı 90'lardan oradan buradan da elbise ama olmuyor arkadaşlar. Sonra da dedik ki tamam biz sipariş edeceğiz. Ve gelirse gelir, gelmezse de nasip artık. Arkadaşımız sünnetinde, hani arkadaşımın kardeşinin sünnetine nasip olur dedik. Ama çok şükür ki şu anda düğüne 2 gün kaldı. Fakat pantolonun, yani istediğim şeyin, pek konuşmak istemiyorum. İstediğim şeyde inşallah tadilatlık bir şey çıkmaz. Ama bu oyunda büyük ihtimalle çıkacak tadilatlık bir şey. Yani hadi o zaman açalım, ben çünkü çok heyecanlıyım arkadaşlar. Son dakika alışverişi oldu. Dün bir şubede takılı kaldı siparişim. Hatta dünden önceki gün toplam bir gün bir şubede takılı kaldı. Hani ulaşmadığım canlı destek merkezleri kalmadı arkadaşlar. Bugün elime ulaştı çok şükür ki. Çok heyecanlıyım şu anda o yüzden. Bu arada tam mesela bu düğünlük mü abi diyebilirsiniz. Ama ben elbise tercih etmek istemedim. Çünkü yani düğün deyince illa elbise giymeme de gerek yok diye düşünüyorum, ne bileyim. Ama şık bir şeyler istedim. Ay inşallah açılıyor. Çok heyecanlı. Arkadaşlar bir dakika, şurada bir şey yazmasın. Şimdi bu benim üstüm, üstüyü göstermeyeceğim. Pantolonu da çıkartayım. Evet, pantolon söyledim arkadaşlar. Mesela bu arada gördüğünüz gibi şu anda ev haliyim. Çünkü kargonun dediğim gibi bugün geleceğini biliyordum. Ama ne zaman geleceği hakkında hiçbir bilgim yoktu. Size de bir anlık bir video çekmiş oldum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ilk önce hangisini açayım? Ben çok kararsız insanım. Karar veremem buna bile. Neyse ilk önce pantolonundan başlayacağım. Bu arada ilk önce şurada kırmızı şeyleri görünce bir an korktum. Ama meğersem paketmiş. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İnşallah aşırı tadilatlık bir şey çıkmaz. Çünkü çıkarsa ben yanarım. Evet ve gördüğünüz gibi pantolonum. Bu arada bu gerçekten oversize ve çok güzel duran bir pantolon. Sizler için birazdan bu arada deneyeceğim. İnşallah belden olur. Belden çok birazcık sıkıntı çekeceğimi düşünüyorum. İnşallah olur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi, ama bunun beli sanki olur ya bana, değil mi? Olur inşallah arkadaşlar. Bu şekilde. Ayca çok tatlı bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Her şeyle de giyilebilir bir pantolon. Biz bu pantolonu ne yapacağız? Şıklaştıracağız. O yüzden bir tane de üst sipariş etmiştim. Hemen bunu da açayım size için arkadaşlar. Üst, zaten bu üstlere ben aşırı seviyorum. Biliyorsunuz ki böyle tül aşırı güzel üstler oluyor. Ve bakın bu şekilde üstte. Kolları tül. Kolları çok tatlı değil mi? Bu bileği de bakın bu şekilde. Bu bilekte hiçbir şeyim yoktu. Değişik olmuş oldu. Sizlere zaten deneyip göstereceğim üstümde de. Ve böyle. Şimdi size birazcık fiyatlarından bahsedeyim. Bu kargo pantolon yaklaşık 287 lira şu anda Trendyol'da. Hatta 280 ya, indirimli hali. Biliyorsunuz ki 360 liraydı bu pantolon. Şansıma geldi. Bu üstte yaklaşık 132 ile 140 arası bir şey olması lazım bu bluzda. Ama çok güzel böyle hafif böyle simli gibi de bir üst. Ya ben beğendim arkadaşlar. Bence fiyat performans olarak daha henüz üzerimde görmedim ama bence güzeller. Hadi o zaman deneyeyim ve size üzerimde göstereyim. Arkadaşlar şimdi parçalarımı giydim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Üst çok güzel oldu. Fakat altın bir paçasını yaptırmak lazım. Bir de beline birazcık pens attıracağım. Çünkü belinde birazcık fark var. Aslında benim altın birazcık büyük beden almamın sebebi de bol durması istediğim. Çünkü bol yani seviyorum. Bu pantolonlar bence bol daha güzel duruyor. Altın bu arada 38 beden, yalnız gerçekten belde ve boyda biraz sorun yaşamak istemiyorsanız 36 da tercih edebilirsiniz. Üstüm bu arada 36 beden ve üstüm gayet iyi oldu yani. Tam oturdu.
Kolları zaten çok hoşuma gitti. Simli çok güzel bir üst. Benim tabirimle prenses bluzu. Ve dedim ki bunun da bir paçasına bir el atsak, biraz da beline bir el atsak bu pantolonu da süper alabilirsin. Sizin için deneyim. Arkadaşlar şimdi küçük bir konu tartışması yaptık ve geri döndüm. Yaptıracağım şeyleri söyleyeyim pantolonuna. Beline pens atılacak çünkü beli birazcık büyük. Yalnız size şöyle diyeyim. Bedeniniz alın arkadaşlar. Çünkü böyle bir hata efekti şey. Ben buldurmasını istiyordum. Evet güzel. Yani şu üst bacakları falan istediğim boğullukta. Fakat bayağı bir uzun. Ama yorumları da okuduğumda zaten hep şöyleydi yani. Kocaman yapmışlar. Türkiye'de kim bu kadar uzun falan filan demişler. Haklılar. Bunun kesinlikle bir beline bir de paçasına iş attırmak lazım. Bu videoyu bitirdikten sonra koşa koşa terziye uçacağım yani. Dediğim gibi çünkü düğünümüze 2 gün kaldı. 2 gün sonra düğün var. Umarım bitirirler. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada ben fiyat performans olarak ikisini de beğendim. Bence ikisi de güzel parçalar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.